Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, şimdiki videomda size M-Acoustic'in yeni getirdiği Sound Digital ile aynı olan şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, M-Acoustic MSD3000'e 1 FD, yani full range mono 3000'e RMS verebilen mono amfimiz. Şöyle içindeki çıkış trafolarını görüyorsunuz ve voltaj katındaki trafoları da şöyle göstereyim. Bu da Sound Digital, ondan sonra Stetson vesaire zaten bu tarz kullanıyor. Taramsınki biraz daha farklı. Bu Sound Digital'in trafolarından. Şöyle kondansatörünü de şöyle göstereyim. Şuradan gözüktüğü kadarıyla. 1 ohm 3000 RMS veriyor bu. Şimdi çıkış voltajını ölçeceğim size. Gerçi yük yok. Trafolarım benim ufak. Aslında basımız var ama yükte ölçmek isterim de aşırı bir gücümüz yok. Yani şöyle söyleyeyim. Size bakın. Brezilyalılar, yani Brezilya amfisi bu da zaten. O mantıkta üretilen bir amfi olduğu için size değerlerini göstereyim. Zaten kağıtlara yazı, yani şeyleri aynı. Çekeceği akım vesaire, istediği güç. Şurada görüyorsunuz. Müzikal anlamda ortalama 150 ile 143 amper. Ama maksimum 1 kilohertz diyor sinyalde. 12,6 voltta 300 amper bir altyapı gerektiriyor. Şöyle de göstereyim. Bunlarda iki model var. Bir 1 ohm, bir 2 ohm versiyonu, biliyorsunuz Brezilya amfilerinde. Bu 1 ohm versiyonu. 4 ohmda 1140 RMS veriyor. 2025 2 ohmda, 1 ohmda da 3000 veriyor. 2 ohm versiyonu da 8 ohmdan başlıyor. Yani 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm kullanabiliyorsunuz. Ciddi güçlerde bir amfi. Hem ufak yapısıyla şöyle göstereyim, 25 santim civarı boyu. Birazdan size çıkış voltajını ölçeceğiz. Bakalım gücümüz ne alemde, voltaj ne kadar. Çünkü Brezilya amfilerinde ciddi voltajlar var çıkışta. Zaten o mantıkta çalışan bir amfi bunlar. 10.000'e 1, diğer videolarımda Taramsın 10.000'e 1 var. O misal 300 voltları görüyor çıkışta. Bu bakalım ne kadar görecek.